Merhaba arkadaşlar, bu videoda Envato'da bulunan Elementor şablon kitlerini nasıl kurabilirsiniz ve bu şablon kitlerini satın alırken ya da indirirken nelere dikkat etmeniz gerekir bunları anlatacağım. Şu an e, Teamforce.net'teyim, burada, e, şurada WordPress Elementor Template Kits bölümüne geldim, yani şablon kitleri bölümü. Burada mesela herhangi bir şeyi beğenebilirsiniz, satın alabilirsiniz ya da Elements Envato üyeliğiniz varsa 2925 tane e, şablon kitini aynı anda ulaşabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. Burada pricing bölümü var. İsterseniz buradan e, yıllık, aylık üyelik alabilirsiniz. Ya da forumlarda daha ucuza e, üyelik sunanlar var. Onlardan da temin edebilirsiniz. Şimdi buradan mesela bunu seçtiniz diyelim. Girdim içine şablon kitinin. Tabi yine e, burada çok fazla şablon kiti satın alınma olmuyor ama yani yıldız verme, müşteri yorumları vesaire çok olmayacaktır. E, şurada e, versiyon diyor mesela. Elementor Pro ibaresi yok. Yani bu şablon kitini 24 dolar aldıktan sonra satın aldıktan sonra bunun için artık ekstra bir para ödemenize gerek yok. Bunu kurabilip kullanabiliyorsunuz. Daha sonra alta doğru indim. Mesela Berber Shop şablon kiti var. Burada da Elementor Pro var. Bu ne demek oluyor? 20 dolara bu şablon kitini satın alıyorsunuz. Bu şablon kiti çalışması için Elementor Pro gerekiyor. Yani gidip Elementor Pro'yu da satın almanız gerekiyor. Eğer sadece bunu satın alırsanız bu şablon kiti doğru çalışmayacaktır arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Daha sonra e, Elementor Envato'ya geldim. Burada da herhangi bir e, şablon kitine girdim. Burada uyumluluk diyor Elementor. Yani bunu ücretsiz olarak e, kullanılabiliyor diyor. Burada da ücretsiz yüklenen eklentileri gösteriyor. E, hangi sayfalar var? Onları gösteriyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Burada blog ve single post demiş. Aslında single post'u şu eklentilerle diğer taraftan ayarlanmıyor. Yani Elementor Pro'daki olan bir özellikle tema builder ile ayarlanmıyor. Dolayısıyla bunlar sadece sayfa amaçlı yapılmış şeyler. Tek tek blog yazısı girerken bu şablonu uygulamanız lazım. O yüzden bunlar iyi çalışmayabilir. Bunu söyleyeyim öncelikle. Daha sonra buradaki zaten eklentileri aynı şekilde burada da altta Hangi eklentilerin olduğunu size söylüyor ve gösteriyor arkadaşlar. Bunlara dikkat ederseniz daha iyi bir kurulum aşaması olacaktır. Şimdi sıfırdan kurulmuş bir intersesine geldim. İlk yapmamız gereken görünüme geldim. Hello Elementor temasını kurmanız gerekiyor. Eğer bu kuruldu ise bunu kurup aktif edin arkadaşlar. Çünkü Envato'da bulunan bütün şablon kitleri Hello Elementor temasıyla e, Optimize edilmiştir ve başka temayla e, düzgün çalışmayabilir. Bunu söyleyeyim. Hello Elementor temasını kurduktan sonra zaten eğer e, kuracaksanız buraya gelip Hello yazsanız Hello Elementor teması e, burada ilk başta ya da alt kısımda gözükecektir. Bunu buradan kurup aktifleştiriyorsunuz. Daha sonra eklentilere geldim. Yeni ekle diyorum. Sağ üst kısmı eklenti arama bölümüne Envato Import yazdım. Ekliyorum. Burada Template Kit Import bölümü geldi. 80 bin etkin kurulum bunu şimdi kur diyorum. Bu e, bizim şablon kitlerini WordPress'e içeri aktarmamızı sağlıyor. Etkinleştir dedim. Şu an etkinleştirdik. Şu an kontrol ediyoruz. E, template kit import aktif. Görünüm temalarda hello temamız aktif. Daha sonra araçlara geldim. En altta template kit bölümü var. Girdim buraya. Daha sonra diyor ki e, indirmiş, satın almış olduğunuz şablon kitini buradan içeri yükleyeceksiniz. Artı butonuna tıklıyoruz. Açılan bölümde, e, yani siz tabi masaüstünüzde bilgisayarınızda... E, Şablon kiti neredeyse onu bulacaksınız. Mesela en üsttekini bir deneyeceğim. Ekliyorum. Buraya geldi. Bakın aşağı doğru indim. Sağ üst kısımda yükleme gereksinimleri var. Buna tıklıyorum. Install. E, Recite'imi istedim. Burada diyor ki bu e, Elementor ve Elementor Pro ile çalışıyor. Yani e, şu an bizde Elementor Pro yok. Dolayısıyla bu e, şablon kitini biz çalıştıramayız. Buradan e, silme işaretine basıyorum. Bu şablon kitini siliyorum. Tekrar bastım artı butonuna, şöyle en alttan bir üstte reventor diye bir e, şablon kitimiz var. Buraya geldim. Burada da diyor ki bakın 4 tane yüklemeniz gereken eklenti var. Install dedim. Elementor, elementor header footer blocks e, eklentisi. Essential e, yani elementora ek bileşen eklentisi bir de form eklentisi var. Hepsine install diyorum ve burada biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bunları kurup aktifleştirecek. Evet şu an hepsini kurdu fakat burada bir uyarı verdi. Nedir? Bu plugin bulunamıyor diyor. Yani bu eklenti bulunamıyor diyor. Bu bir form eklentisi. Bunun yerine alternatif bir form eklentisi de düşünebilirsiniz. Yani bu şablon kitlerinde hatalar da olabilir. Ya da eski şablon kitlerinde kullanılmayan eklentiler olabilir. Buraya close diyorum. Şimdi ilk yapmanız gereken burada global kit yani global stil kitlerini içeri aktarmak. Direkt bunu aktaracağım. İlk bir şöyle ana sayfaya bakalım. Bakın renkler bunlar. Import Template diyorum buna, daha sonra ana sayfayı yeniliyorum. Bakın yazılar, rengi işte boyutu, fontu vesaire değişti. Şu an bu stil kiti içeri aktarıldı. Daha sonra buradaki hangi şablon, daha doğrusu hangi şablonu kullanacaksanız onları içeri aktaracaksınız. En alta geldim, ana sayfalar var mesela Home 1 ve Home 2 var. Diyelim siz Home 2'yi seçtiniz, Import Template diyorum. Hakkımızda şablonu içeri aktaracağız. Import dedim. Soru cevap şablonu ya da sayfası istiyorsanız bunu da import edebilirsiniz. İşte servisler, hizmetler bölümünü ettim. İletişim sayfası ne diyorum? Üste doğru çıktım. Proje istiyorsanız projeyi içeri aktarabilirsiniz. Ya da sağdaki proje bölümünü. Header'ı içeri aktardım ve footer'ı da içeri aktarıyorum burada. Şuradaki uyarayı takılmayın. Bu zaten kuramadı. E buna bir bakalım. 2 dakika. Acaba bulunmuyor mu gerçekten? E WordPress'in ücretsizinden mi çıktı diyeceğim ama. Evet WordPress WordPress.org'da gözükmüyor. Ya Çok önemli değil. Form eklentisi olsun. Bir sürü form eklentisi var. Şimdi burada her şey içeri aktarıldı. Peki bunlar nereye aktarıldı? Şurayı bir yenileyeceğim. Admin paneli başlangıca geldim. Burada e, Template kısmına giriyorum. Bakın orada içeri aktardıklarımız buraya geldi. Fakat şu an biz hala bir sayfa oluşturmadık. Nasıl yapacağız? Sayfalara gidiyorum. Şunları bir kapatacağım. Burada yeni ekle diyorum. Başta ana sayfa yazdım. Bunu yayınla diyeceğim. Tabi siz bu sırada siteyi bakım moduna alabilirsiniz. Ya da yakında moduna. Edit with Elementor diyorum üst taraftan. Ve sayfamız açıldı. Buradan klasör var. Yani burada diyor ki şablon ekle tıkladım. My Templates benim şablonların bölümüne geldim. Biz Home diye içeri aktarmıştık. Bunu Insert diyorum. Apply diyorum. İçeri aktarılmasını bekliyorum. Ve buraya geldi. Şöyle aşağı doğru ineceğim. Biz şu an bir şablonu bir sayfa oluşturarak o şablonu o sayfanın içine aktarmış olduk. Update diyorum yani güncelle diyorum. Daha sonra buradan şöyle hatta geri buraya döndüm. Ayarlar, okuma, Buradan sabit sayfayı ana sayfa seçeceğim. Ana sayfa diye bir sayfa oluşturduk. Değişikleri kaydet diyorum. Kalıcı bağlantılarınızı ayarlamadıysanız şöyle yazı ismi olarak da bırakabilirsiniz. Değişikleri kaydet. Ana sayfaya gidiyorum. Bakın ana sayfamız değişti. Daha sonra siz bunu Türkçe'ye çevirmek isterseniz işte buradaki alanları istediğiniz gibi e, sürükle bırak yolu zaten. Üstlerine bir kez tıklayarak sol taraftan değiştirebiliyorsunuz. E, logo bölümünü yapmışlar vesaire gibi. Şimdi ben buraya ne yazacağım bilmem ama mesela şöyle e, yeni şantiye diyelim. Örnek veriyorum. Buraya bir alan yazmışlar. E, arama yapınız. Örnek. Bu şekilde e, Türkçe'ye çevirip update diyebilirsiniz. Ana sayfayı yeniliyorum. Bakın burası yeni şantiye oldu. İşte arama yapınız. Placeholder bölümü buraya geldi. Alt tarafları da istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Aynı şekilde e, şu Teamforce'ta kapattım. Yine sayfa ekleyeceğim. Yine ekle diyorum. Dedim ki bu da hakkımızda olsun. Yayınla diyeceğim. Daha sonra edit with elementor dedim en üstten. Bunu elementor ile düzenliyorum. Yine aynı şekilde buraya şablon ekleyeceğim. İçeri aktardığımız şablonları. My templates bölümü. About kısmı. Insert diyorum. Apply diyorum ve içeri aktarmayı bekliyorum. İçeri aktarıldı. Burada belki form olabilir. Mesela About Us kısmını hakkımızda işte burayı da siteniz ile ilgili açıklama ya da kısa açıklama diyelim. Aynı şekilde alt tarafları da değiştirip işte buradaki e, görseli yanlışlıkla sildik galiba. Heh geri geldi. Ctrl Z ile geri alabilirsiniz. Mesela bunu ben değişmek istiyorum diyorsunuz. E, mesela bunu bu yaptık gibi. Buradan da e, görselleri de değişebilirsiniz. burada e ee, ikonlar resim olarak kullanılmış. Bunları da değiştirebiliyorsunuz. Update dedim. Geri çıkıyorum. Tekrar geri geldim. Mesela var varol. E, burada hakkımızda yazdım. Hakkımızda sayfası da açıldı. Peki e, header footer'ı nasıl aktif edeceğiz? Yani üst bilgi ve en alt kısım. Bize hangi eklentileri kurdurdu? Bakın burada e, header footer builder var. Yani bu demek oluyor ki bunun üzerinden yapılacak. Biz şablon kitlerini header ve footer'ı içeri aktarmıştık. Sanırım footer aktarmadık. Ona bir bakayım tekrardan. İçine girdim buradan. Evet, footer aktarmamışız. Footer da aktarılsın. Bu aktarılırken o sıra biz e, üst bilgi yani header yapalım. Şuradan görünümden Elementor Header Footer Builder'a tıkladım. Geldim buraya. Daha sonra en üstten şurayı kapatıyorum. Add new diyorum. Yeni bir e, şablon oluştur ya da sayfa oluştur gibi. Burayı geçebilirsiniz. Çok önemli değil. Başlık ekle. Biz bunu header yapacağız. Buradan e, ayarlarını seçelim. Select option dedim. Bu header olacak. Nerede gözüksün? Bütün sitede gözüksün. İsterseniz buradan sadece yazılarda gözüksün 404 sayfası olsun. Arama sayfası olsun ya da blog post page e, sayfalarını da buradan yapabiliyorsunuz. E, bunları da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tüm sitede görünsün dedim. Kullanıcı, e, bütün kullanıcılar diyelim. Eğer bir Canvas Template kullanıyorsanız burada bunu işaretleyebilirsiniz. Buraya oynamıyoruz, yayınla diyorum. Daha sonra Elementor ile bunu düzenlemeye geçeceğim. Buradan Edit with Elementor diyorum. Yine aynı bize sayfa açıldı. Buradan klasöre tıkladım. My Templates. Header bölümü insert dedim, apply diyorum, bir headeri içeri aktaralım. Buraya aktarıldı, update diyorum. Şimdi bakın üstte herhangi bir şey gözükmüyordu. Sayfayı yeniliyorum. Bakın buraya geldi. Şu an menü gözükmüyor neden? Çünkü bir menümüz yok. Buradan menülere geldim. Hemen ee, hatta şöyle ana menü oluşturalım. Enter dedim. Bunu header seçelim. Ben şu an e, basit birkaç tane menü ekleyeceğim. Demo 1 ya da menü 1 yaptım. E, menü 2 yapıyorum. Menü 3 şöyle ekleyelim. Menüyü kaydet. Hakkımızda'yı tekrar yeniliyorum. Bakın menüler de buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Şöyle mobil görümlere de bakalım. Burada da e, mobilde de menümüz geldi. Tabi burada e, beğenmediğiniz tarafları değiştirebilirsiniz. Mesela burada stil bölümüne geldim. Dedim ki bu siyah olsun arkadaş. Burada menü ile ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Üst taraftaki e, sosyal bağlantılar buradan sosyal bağlantılarınıza link verebiliyorsunuz. Bunu buradan ayarlayabilirsiniz. İşte telefon numaranız e, buradan değiştirebilirsiniz. Ya da yan tarafa geldim e, mail adresiniz mv.com gibi. Çalışma saatleriniz vesaire update dedik. Tekrar yeniliyorum. Bakın burası da e, değiştirdiğimiz gibi düzeldi. Bir de biz şu menüye e, ana sayfa koyalım. Tümünü göster. Ana sayfa menüye ekle. Bunu da en eklemiş olduk. Menüyü kaydet. Yeniledim. Ana sayfaya da bu şekilde dönülebilir. Tabi burada e, tümünü göster. Hakkımızda menüye ekle. Menüyü kaydet. Burayı yeniliyorum. Bakın hakkımızda da buraya geldi. Tıkladığımda hakkımızda sayfasına gidecek. Son olarak e, footer bölümünü de ekleyelim. Görünüm Elementor header footer builder'a yine tekrardan girdim. Add new diyorum en üstten. Buna da footer dedim. Burada yine pardon header değil footer yapıyoruz bunu bu sefer. Tüm sitede gözüksün. Bütün kullanıcılar aktif. Yayımda diyorum. Edit with Elementor diyorum. Yine aynı şekilde klasöre tıkladım. My templates. Burada e, footer iç aktar diyorum. Apply diyorum. Ve içe aktarıldı. Burada mesela değiştirebilirsiniz yine aynı şekilde. Tamamen basit. Bizimle mesela iletişime geçer misin? Örnek veriyorum. Biraz saçma ama işte burayı da hakkımızda yaptık. Hızlı bağlantılar diyelim gibi. Buralarda altına ekleme yapabiliyorsunuz bunların. Ne ile ekleme yapabilirsiniz? List yazdım. İkon listle yapabilirsiniz en kolay olacaktır. Update diyorum. Şimdi mesela e, en aşağı indim. En aşağıda herhangi bir şey yoktu. Sayfayı yeniliyorum. Bakın en aşağıya e, o bölüm geldi. Gayet güzel. İşte ana sayfaya döndüm. Bu bölüm ana sayfada da gözüküyor. Herhangi bir sorun yok. Bu şekilde bütün sayfaları tek tek aktarabilirsiniz. Sadece e, header footer bölümü şu eklentiyle yani Elementor Header Footer Builder ile ekleniyor yani o şablonlar. Fakat her e, satıcı bu eklentiyi kullanmıyor. Bunun benzeri birkaç eklenti daha var yani header ve footer'ı düzenlemek için onları kullananlar var. Dolayısıyla eklentilere aşina olmayan insanlar e, burada biraz tökezleyebiliyor. Şimdi ben Elementor Header Footer'ı anlattım burada. Fakat bu Element Kit eklentisi var. Elementor'u ek bileşen bir eklenti. Adam onda ne yapacağını bilmiyor. Çünkü onun header ve footer ekleme yöntemi daha farklı. Biz burada direkt görünümden giriyoruz. İşte onda böyle bir essential add bölümü gibi bir şey de olabilir. Ya da daha farklı bir eklenti olabilir. Bu header ve footer bu yıldır. Ya da header ve footer'ı yapmak için farklı bir bölümden de yapabilir. Bunlarla ilgili o şablon kitiyle kurulan eklentileri kontrol edin arkadaşlar. Onların her birinin farklı kurulumları vardır. Dolayısıyla... Normal standart kurulum bu şekilde bunun haricinde eklentileri kontrol etmeniz gerekiyor. Biz mesela templates bölümüne girdim. Burada e, hizmetler iletişimi koyduk. Şöyle zaten bir hizmetleri koymamış zaten. Onu da burada görüntüleyebiliriz. Mesela bu sayfayı da e, hizmetler sayfası oluşturup içeri aktarabiliyorsunuz. Yine e, bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa videonun altından bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>